Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle ARD yazılımı inceleyeceğiz. ARD grupta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında aslında burada güzel yukarı yönü devam eden bir trend hareketi görüyoruz ki özellikle Ocak-Aralık ayındaki yükselişle beraber fiyat 22 seviyesine 65'e çıkmış. 65 sonrası da bir düzeltme hareketi gerçekleştirmiş ve 65'ten 36 seviyesine kadar düşmüş. Ardından şurada gördüğünüz bir trend kırılımı, bir yükseliş, düzeltme, tekrardan zigzag şeklinde 52-60 seviyesine kadar çıkmayı başarmış. Ancak ardından yine tekrardan oluşan satışlarla fiyat 40 seviyesine kadar gerilemiş ve şimdilik burada bir destek oluşturmuş durumda arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi %2'lik, %3'lük yükselişlerle yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeyi başarıyor ve kısa vadede EMA'ları yukarı yönlü geçmeye çalışıyor ki bunu pozitif olarak değerlendirebiliriz. Anlıkta %3'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 43-40-43 seviyelerinde işlem görüyor arkadaşlar. Genel olarak bakıldığında aslında görüntü güzel. Buradaki oluşan sinyali de değerlendirmek isterseniz 43'ün üstünde kalırsa kısada 52 tekrardan hedef olacaktır. Şunu düzeltelim arkadaşlar. Biraz yukarıda kalmış. Aynen 52-50 bölgesi direnç olarak takip edilecek. Buradan alan arkadaşlar, yani risk almayı düşünen arkadaşlar 43'ün üstünde bekleyip 52-50 bölgesinden satış gerçekleştirebilirler. Orta ve uzun vade içinde bu seviyelerden toplama yapılabilir. Özellikle 39-40 bölgesi gelmesi durumunda tekrardan alım gerçekleştirebilir. Düşüş olsa bile arkadaşlar burada artık kuvvetli bir destek bölgemiz var. Geri çekilmelerde 36, bir sonraki de alım noktası olabilir. Düşüşlerde 39-40 ve geri çekilmeler devam ederse 36-35 bölgelerinden de alım gerçekleştirebilirsiniz. Kademeli bir toplama düşünüyorsanız eğer arkadaşlar. Burada kısa da görüntü güzel. Şuradaki kanal kırılmış. Kısa da 43'ün üstüne kalırsa 52-50 seviyesi hedef olacaktır. O yüzden al satçı, kısa vadeci arkadaşlar buralardan risk alabilirler. Yani 43 bölgesinden risk alabilirler. 43'ü 50'nin üstünde kalması durumda da 52 bölgesinden isterlerse satış yapabilirler. Şöyle bakıldığında da size %10'un üstünde, hatta %20 yakında bir getiri sağlamış olacak. 52 direnci burada önemli. Burada düzeltme sonrası fiyat buradan geri dönüş yaptığı için trend devam etmesi için kesinlikle 52-50 üstünde fiyatlamalara ihtiyacımız var ki tekrardan en son zirvesi hedef fiyat olarak takip edebilelim arkadaşlar. Kısa vadede 52 hedeftir. 52'nin üstüne kalabilirse orta vadede tekrardan burada yaptığı tepe noktası 65-60 direnci hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. O yüzden kısa da alanlar buradan satabilir. Ancak orta ve uzun vade toplama yapanlar veya bu geri çekilmeleri alıp uzun vade tutacak arkadaşlar 65 direncini takip etsin. Buranın geçilmesiyle birlikte arkadaşlar uzun vadede 94-95 seviyesi hedef fiyat olacaktır. Direncin üstündeki günlük kapanışlarda 94-95 seviyesini uzun vadede hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz. Tekrar edeyim. Net bir düzeltme varmış. Kırılmış zigzag şeklinde zaten yukarı yönlü bir tepki hareketini gerçekleştirmiş. Fiyat 40 seviyelerine tutunmuş. Buradan oluşan alımlarla pozitif bir fiyatlama yapmaya çalışıyor. 43'ün üstüne kaldığı sürece sorun yok. Bunun üstünü geçerse zaten 52 kısa da hedef olacaktır. O yüzden dediğim gibi isteyen buradan risk alır veya isteyen takip listesini alır. Özellikle 40-39 gelmiş durumda alım gerçekleştirebilir. Ve 36-35 seviyesine düşerse de bu seviyelerden kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. 52'nin üstüne kaldığı sürece 65 hedeftir. Orta vadede isterse buradan satabilir. Bunun üstünde trendini devam ettirebilirse şuradaki kanal hareketin tepe noktasına doğru yükselişler sürpriz olmaz. Bu rakamda arkadaşlar 94-95, 65'in üstünde uzun vadede 94-95 seviyesi ARD grup tarafında hedef fiyat olacaktır. ARD yazılım teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.